Füsun Sarp Nebil Yapay zeka stratejisi güzel ama altyapısı yok. Yani basitçe tanımlarsak yapay zeka eşittir algoritmadır. Algoritma ise matematik demektir. Ülkemizdeki öğrencilerin matematik konusunda durumları ortada. Dün bilişim vadesinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kamuoyuna tanıtıldı. Türkiye Yapay Zeka çalışmaları yapan ülkeler listesinde 2020 verilerine göre 62 ülke arasında 53. sırada. Raporda 2019 verileri verilmiş, 54 ülke arasında 41. sıradaymışız. Yani bir yılda 12 sıra geriye gitmişiz. Daha doğrusu bir yılda bir şey yapmayınca yapan ülkeler önümüze geçmiş. 2020'de yapay zeka puanımız 100 üzerinden 10 Aşağıda bu indeksin ilk 5 ülkesinin puanlarını ve en altta da 53. sırada olan Türkiye'nin puanlarını görüyorsunuz. Bu açıdan bakınca yapay zeka için bir strateji raporu yazılmasına memnun olduk. Umarız bu sıralamamız ve puanımız bir an önce yukarıya çıkar. Raporun amaçları ön sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı strateji raporu 93 sayfa ve içinde şu amaçlar sıralanmış. Birincisi yapay zeka uzmanlarını yetiştirmek ve alanda istihdamı arttırmak. Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek. Kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim imkanlarını genişletmek. Sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeleri yapmak. Uluslararası işbirliklerini güçlendirmek. Yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak. Bu stratejik öncelikler kapsamında 24 amaç ve 119 tedbir belirlenmiş. Ülkenin her ne konu olursa olsun stratejisini ve yol planını tespit etmesi çok doğru bir yaklaşım. Denizci deyimiyle hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Yani başka de işte hiçbir yere varamaz. Bu açıdan yapay zeka konusunda bir strateji geliştirilmesi olumlu bir yaklaşım. Aksi takdirde yukarıda yazdık her yıl 10 basamak geriye gitmeye başlıyoruz. Strateji güzel ama altyapı eksik. Raporun içeriği de özenle yazılmış görülüyor. Daha derinlemesine de inceleyeceğiz ve raporlayacağız ama önce hemen basitçe söyleyebileceğimiz konu şu. Bu stratejinin altyapısı eksik. Altyapı diye tanımladığımız dört konu var. Birincisi matematik, ikincisi eğitim sisteminin dönüşmesi, üçüncüsü veri merkezleri sektörünün önünün açılması, dördüncüsü internet altyapısının hızla iyileştirilmesi ve internet trafik değişim noktasının oluşturulması. Şimdi bunların detayına bakalım. Neden matematik? Yapay zeka denilince insanlar cihaz düşünüyorlar. Ama yapay zekasında büyük veri kullanan bir yazılımdır. Yani elindeki verilere bakar ve kendisine insanlar tarafından tanımlanan algoritmaya göre bir cevap verir. Bu cevap içine konulduğu robot gibi bir cihazın hareket ettirilmesi de olabilir. Bilgisayarınızda cep telefonunuzda sili benzeri sesli bir cevap da olabilir. Yazılı bir metin de olabilir. Yani basitçe tanımlarsak yapay zeka eşittir algoritmadır. Algoritma ise matematik demektir. Ülkemizdeki öğrencilerin matematik konusunda durumları ortada. Raporda da bol bol matematik mezunlarından bahsediliyor. Ama bahsedilmeyen ilkokuldan itibaren güçlendirilmesi gereken matematik altyapısı. Yapay zeka stratejisinin içinde ilkokuldan itibaren matematik eğitiminde iyileştirme olmalıydı. Eğitim sistemi nereye dönüşecek? Sadece yapay zeka değil, birçok yeni teknoloji nedeniyle insanlar işsiz kalacaklar. Bunu 2016'da yazdığımız Otonom Kamyonlar yazısında açıklamıştık. Kamyon üreticileri Avrupalı hükümetlere hadi diyordu. Bu hadinin anlamı teknik sorunlar değil, yasal hukuki düzenlemeleri yapındı. Örneğin Türkiye'de o zaman baktığımız istatistikler 500 bin kamyon ve 500 bin kamyonet olduğunu gösteriyordu. Otonom araçlara geçilmesi demek... 1 milyon yani 2 şoför olanları saymıyoruz bile şoförün işsiz kalması aileleriyle birlikte 4-5 milyon insanın sistem dışı kalması anlamına gelir. Bakan Varank konuşmasında yapay zekanın insanların işsiz kalmasına neden olmayacağını, başka işlerin çıkacağını söylüyor ama insanlar mevcut eğitim sistemiyle işsiz kalacaklar. O nedenle eğitim sisteminin yeni çağa uydurulması lazım. Raporda eğitim cümleleri var ama bizim bahsettiğimiz ilkokuldan başlayarak köklü bir eğitim dönüşümü değil bu. Alibaba.com'un kurucusu Jack Ma 5 yıl kadar önce eğitimde yeni çağa uygun dönüşüm yapılması uyarısı yaptı. Yani bu biliniyor ve geç kaldık. Bir an önce harekete geçilmesi lazım. Veri merkezi sektörü bitkisel hayatta. Bir başka konu veri merkezleri. Yapay zeka eşittir büyük veri. Peki bu verileri nerede tutacağız? Veri merkezlerinde. Ama ülkemize veri merkezleri sektörü kana alıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bu konuda bir rapor yayınladı ama bu hafta onun da eksik olan yönlerini anlatacağız. Veri merkezi başlı başına bir sektör ve gittikçe büyüyor. Bu sektörün kendine özgü özellikleri var. Bu nedenle sektör olarak tanımlanmak istiyor ama BTK onları internet servis sağlayıcı olarak görmeyi tercih ediyor. Bu da sektörün yani örneğin enerji fiyatları gibi sorunlarına çözüm gelmemesi anlamına geliyor. Eğer veri merkezleriniz yoksa, yani yabancı veri merkezlerinin geliştiği açık, o zaman yapay zekadan bahsetmeniz de komik oluyor. Dijital Dönüşüm Ofisi kısa bir süre önce bu konuda da bir rapor yayınladı ama rapor veri merkezi sektöründe üzüntü ve kaygı ile karşılandı. İlaveten 2019'da yayınlandığı genelgeyle ümit yaratan dijital ofisinde pek bir şey yapmadığı düşünülmeye başlandı. Raporda sadece bir kez veri merkezi deniliyor. O da 20. sayfada. İnternet altyapısı? Eh, bunu çok kere anlattık. Olması gerekenin çok altında bir internet altyapısı var ve bu yüzden veri merkezleriniz olsa bile bunları birbiriyle haberleştiremiyorsanız ya da yavaş haberleştiriyorsanız yine yapay zekadan bahsetmemelisiniz.'' İnternet trafik değişim noktası yani İDN yoksa bu sefer de Erzurum'daki trafiğin İstanbul'dan dönmesi gibi saçmalıklarla uğraşırsınız. Otoyolda giderken dönemiyor olmanız ve ancak Erzurum'a gidip oradan döndüğünüz gibi bir şey bu. İnternet trafik değişim noktası olmaması. 8. Kalkınma planında var. 2017-2020 arasındaki geniş band stratejisinde var. Gerçi hiçbir hedef yerine gelmedi. Dijital ofisinin Temmuz 2019'da yayınladığı genelgede var. Ama hala bir trafik değişim noktamız yok. Yapay zeka mı? Aynen 2017'deki 2019'da yerli uçağımız oluyor türü bir hikaye hatırlatıyor bana. Strateji raporunda iyi bir şey yok mu? Rapor güzel yazılmış, kendi içinde tutarlı. 50 bin kişinin istihdamı gibi güzel hedefleri var. Yeni açıklanan teşvik programı var. Ama bu ülke çıkardığı hiçbir unicornu devletin desteğiyle çıkarmış değil. Hatta çoğu kere nasıl yani dediklerini de biliyorum. Kendi kendine büyümüş işler bunlar. Girişimcisinin hamarattığı ve vizyonuyla. O nedenle hiç övülmesinler. 50 bin kişinin istihdamı dediklerinde 2020'de açıklanan 1 milyon yazılımcı projesi geliyor aklıma. Bu 1 milyon yazılımcı nerede? Daha önemlisi bu 1 milyon yazılımcının istihdam edilip edilmediği konusunda bir bilgi var mı? Bakan Varank yapay zeka stratejisinin gayri safi yurt içi hasılaya katkısını %5 oranına yükseltmesini hedeflediklerini de açıkladı. Yukarıdaki bahsettiğimiz eksiklikler giderilirse kesinlikle katılıyorum kendisine ama bu toplantı bana 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir ay önce Binali Yıldırım'ın düzenlediği ortak altyapı toplantısını hatırlattı. Bugün 3 yıl bitti, 4. yıla geçtik ama ortak altyapı konuşan ya da yapmaya çalışan olmadı. Seçim bitti. Propaganda için yapıldığı anlaşılan toplantının gereği de yapılmadı. Bu ve çeşitli başka örneklerden hareketle bunun da seçim propagandası olduğu düşüncesindeyim. Gerisi tarih. Sayfadaki paragrafta sadece veri merkezi değil internet altyapısı da var. Şöyle bir paragrafta. 5G fiber ağlar yüksek başarımlı hesaplama tesisleri ve veri merkezleriyle açık kaynak yazılım kütüphaneleri gibi dijital altyapıların yaygınlaştırılması ve bu yöndeki mali teşvikler taahhüt edilmektedir. 2018'de ortak altyapı şirketi ve 2019'da İDN denildiği halde yapılmadığı için bu paragrafa hoş ama boş diyerek bakıyoruz. 2018'de de ortak altyapı şirketi ve 2019'da İDN denildiği halde yapılmadığı için bu paragrafa hoş ama boş diyerek bakıyoruz. Ve diyoruz ki gelin bilişimi yapay zeka konusunu, diğer benzer konuları ve yazılım endüstrisini popülizme kurban etmeyelim. Yapacaksak söyleyelim, yapmayacaksak bunları propaganda malzemesi haline getirmeyelim. Bu gençlerimizin ve ülkemizin geleceği çünkü.